arkadaşlar. Bendeniz Mustafa Kaya, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Tabii Temel İslam Bilimleri Bölümü başta Arapça olmak üzere tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku, efendim mezhepler tarihi gibi alt bilim dallarından oluşmaktadır. Tefsir dersleri, hadis dersleri, kelam dersleri, tabii yine Arapça öğretimi, Arapçanın kelime bilgisi, gramer bilgisi, efendim metin okuma, o dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yeteneğini sağlayan çeşitlilikte derslerimiz mevcut. Yine mezhepler tarihi ile alakalı derslerimiz var. Bölüm dışında Osmanlıca, Farsça, İslam tarihi, İslam sanatları, din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi, İslam felsefesi, mantık gibi farklı derslerimiz de mevcuttur. Böylece bu dersler yardımıyla öğrencimize multidisipliner düşünebilmeyi, multidisipliner araştırmalar yapabilmeyi temin etmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize biz tabii bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl ve çeşitli dersleri veriyoruz. Bu 5 yılın sonunda, daha doğrusu 4. yıl tamamlandığında, 5. yıla başlarken öğrencimize bir bitirme ödevi takdim ediyoruz. Yine konusunu kendisinin belirleyeceği, ilgi alanına uygun, ileride lisans programını tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorada da kendisine yardımcı olacak bir bitirme ödevi belirliyoruz. Öğrencimiz mezun oluncaya kadar, ilahiyat fakültesini bitirinceye kadar bu ödevini hazırlıyor ve çalıştığı hocasına sunuyor. Böylece onay aldıktan sonra lisans diplomasını almaya, tabii derslerinde de başarılı olmak kaydıyla hak kazanıyor. Bu diplomayı hak ediyor. Evet, bizim üniversitemizin diğer üniversitelerde de olduğu gibi bir takım dış yabancı üniversitelerle anlaşmaları var. Erasmus, Mevlana, Farabi gibi bir takım değişim programlarımız var. Bu programları biz İlahiyat Fakültesi olarak da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle öğrencilerimiz tabii branş itibariyle İslami ilimler olduğu için, İslami ilimlerin yoğunlukta olduğu Doğu blok ülkelerine, işte Arap ülkelerine veya işte Amerika'da, İngiltere'de İslami ilimler alanında çalışma yapan bölümlere buradan öğrenciler gönderebiliyoruz. Hem öğrencilerimiz gittiği ülkelerde İngilizcelerini ilerletiyorlar, gittiği Arap ülkelerinde Arapçalarını istenilen, beklenilen düzeye ulaştırabiliyorlar, çekebiliyorlar. Dolayısıyla hem Arapça yeterliliği anlamında hem de orada aldıkları derslerle lisans programını tamamlama, ders çeşitliliklerini tamamlama anlamında öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor. Oraya gidip çok başarılı olan ve ileride akademik kariyer yapabilme şansı bulan, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, arşivlerde, efendim özel mütercim, tercümanlık gibi özel mesleki alanlarda, sonrasında şirketlerin dil danışmanlığı gibi daha cazip ve çekici iş imkanlarıyla da karşılaşıyorlar öğrencilerimiz. Bu anlamda mesleki çeşitlilik ve mesleki anlamda vaat ettikleriyle İlahiyat Fakültesi gerçekten ilk sıralarda tercih edilmesi gereken bir fakülte. Biz öğrencilerimizden bunu bekliyoruz. Mezun olduklarında ilahiyatı temsil edebilme, İslam'ı temsil edebilme anlamında sorunlu olmamalarını, bilimsel ve ahlaki anlamda yeterli olmalarını umuyoruz. Bunun için bizler elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimizden de bu şuurla hareket etmelerini, toplumumuzun kendilerine oldukça fazla ihtiyaç duyduğunu, böylesi bireylere toplumumuzun muhtaç olduğunu kavratmaya özen gösteriyoruz. Evet, fakültemiz malum haliniz olduğu üzere Erzurum'da ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde.
Öncelikle Erzurum manevi iklim itibariyle zaten Türkiye'deki birkaç şehirden birisi. Manevi atmosferi oldukça yoğun yaşanan bir şehir. Özellikle Ramazanlarda bilmiyorum tecrübe edebildiniz mi, buralara gelebildiniz mi ya da büyükleriniz geldiyse onlardan öğrenebilirsiniz. Biliyorum ki birçok arkadaşımızın ailesi Erzurum'dan göçmüş ya da bir şekilde hocasından Erzurum hakkında bilgi elde etmiştir. Muhtemelen çevresinde, büyükler içerisinde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okumuş, buradaki tedrisata tabi olmuş kişiler de vardır. Onlardan da sorulup öğrenilebilir. Erzurum hakikaten manevi iklim olarak yoğun bir şehir. Tabii Atatürk Üniversitesi çok köklü bir üniversite. İlk kurulan üniversitelerden birisi. Çevresinde bir sürü üniversiteye hoca kaynağı olmuş. Birçok üniversitenin kuruluşunda yardımcı olmuş. Buradan giden hocaların idarecilik yaptığı, ders verdiği üniversiteleri kurmuş. Gerçekten üniversite kuran üniversite olarak önemli bir üniversite Doğu'da. Özellikle Arapça öğretimi alanında ve temel İslam bilimleri alanındaki yeterliliğimiz diğer fakülteler, diğer şehirlerdeki ilahiyat fakülteleri tarafından da kabul gören, saygıyla karşılanan bir seviyede bulunmaktadır. Onun için bütün öğrencilerimizi Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne hiç düşünmeden davet ediyoruz. Erzurum evet belki anlatıldığı gibi soğuk bir şehir olabilir. Fakat inanın o soğuğu hiçbir zaman hissetmiyorsunuz. İlmi bir yoğunlukla ve insanların sıcak ilgisiyle, çevrenizdeki beraberce oluşturduğunuz samimiyet halkalarıyla, arkadaşlıkla 5 yılın, belki 4 yılın çabucak geçtiğini ve hem manevi anlamda, ahlaki anlamda hem de bilimsel anlamda oldukça donanımlı bir şekilde bu fakülteden mezun olduğunuzu göreceksiniz. Bunu zaten dediğim gibi önceki arkadaşlardan, büyüklerinizden, abilerinizden de sorup öğrenebilirsiniz. Erzurum gerçekten bu anlamda tam bir ilim şehri, tam bir kendini yetiştirme, efendim ileride akademik çalışmalar yapabilme imkanı sağlayan güzel bir şehir.